Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere günlerinizin vazgeçilmezi, 5 çaylarının olmazsa olmazı, tam kıvamında ve tam ölçüyle mercimek köftesi tarifim var. Tam ölçülü mercimek köftesi için 1 su bardağı mercimeği süzgecimize alıyorum ve güzelce yıkayacağım. Aynı su bardağı ölçüsüyle tenceremize 4 su bardağı su katıyorum. Ve üzerine güzelce yıkadığımız mercimeği katıyorum. Ve mercimek suyunu çekene kadar haşlamaya bırakıyoruz. Mercimeğimiz gördüğünüz gibi haşlandı. Yeteri kadar suyunu da çekti. Böyle görüyorsunuz bayağı bir özleşti mercimek. Çok hafif bu şekilde bir kıvam aldıktan sonra, çok az bir suyu kaldıktan sonra üzerine 1,5 su bardağı köftelik bulgur ilave ediyorum. Aynı bardak ölçüsünü kullanıyorum. Yani şu bardakta klasik 200 ml'lik bir bardak. Aynı bardakla katıyorum bulguru da. 1,5 su bardağı bulgurumuzu da kattım. Köftelik bulgurumuzu kattım. Şöyle bir karıştıralım. Hemen koyulaşacak bu zaten. Hemen kapağını da kapatalım. Bulgurlarımızın yumuşaması için demlenmeye bırakalım. Tavamıza 1 çay bardağı sıvı yağ katıyoruz. Üzerine de doğradığımız 1 adet kuru soğan ve 1 diş sarımsağı katıp güzelce soteliyoruz. Kavurduğumuz soğanların üzerine 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası katıyoruz. Ve salçayı güzelce kavuruyoruz. Ve altını kapatıyoruz. Mercimek köftemizi yoğurmak için bir tepsiye alıyorum mercimeklerimizi. Üzerine de hazırladığımız salçalı soğanı katıyorum. Yeteri kadar tuz katıyorum. Benim biber salçam oldukça tuzlu olduğu için ben tuzunu çok az kattım. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı da kimyon katıyorum ve elimizle güzelce yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi yoğurma işlemimiz tamamlandı. Hemen şekil alıyor. Gerçekten çok güzel. Tam kıvamında. Üzerine 3-4 dal taze soğan katıyorum. Küçük küçük doğradığımız. Ve 5-6 dal kadar da küçük küçük kıydığımız maydanozları katıyorum. Ve güzelce tekrar yoğuruyorum. Bu arada mercimek köftesi yağı sever arkadaşlar. Ben sıvı yağ ile yaptım ama siz isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Çok çok daha lezzetli olur zeytinyağıyla da. Ama yağsız yapmanızı tavsiye etmem. Böyle 3-4 yemek kaşığı kadar bir yağla lezzetli bir mercimek köftesi olmaz. Biraz yağını bol kullanmanızı tavsiye ederim mercimek köftesinin. İnanın yoğururken çok da yormuyor insanı. Çünkü çok çabuk şekil alıyor. Haşlama suyumuz ve ölçüleri çok ideal ölçüler. Siz daha fazla yapmak isterseniz aynı ölçülerle sadece bardak ölçünüzü büyütün. Ya benim mesela kullandığım 200 milimlik bir bardak. Siz bunu 400 milimlik ya da 300 milimlik bir bardak olarak kullanabilirsiniz. Ya da bir kase, daha büyük bir kase olarak kullanabilirsiniz. Ama yine bir bardağı 4 su bardağı su olarak haşlamanızı tavsiye ederim. Şöyle kenara topladım. Gerçekten
Gördüğünüz gibi kıvamı mükemmel. Bir şekil vermeye başlayacağım. Şöyle parçalar alalım ve elimizle sıkalım. Hemen kenarına da koyalım. Hepsini bitirdikten sonra servis tabağına alacağız. Ve gördüğünüz gibi ben hepsini güzelce şekillendirdim. Artık sunuma alabiliriz. Ve gördüğünüz gibi mercimek köftemizi sunuma da hazırladım. Gerçekten her şeyle tam tutan bir tarif, tam ölçülü bir tarif yapmanızı tavsiye ederim. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.